arkadaşlar. Benim konum internet teknolojilerini kullanarak Türkçe öğrenimi. Bu konuya geçmeden önce size bilgisayar destekli öğretimin ne olduğunu hatırlatmak isterim. Bilgisayar destekli öğretim, bilgisayarın eğitimde ortam olarak kullanıldığı, öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren, öğrencinin kendi hızına göre yararlanabildiği, kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisiyle birleşmesinden oluşmuş bir öğretim yöntemidir. Bilgisayar destekli öğretim uygulamaları, öğrencinin bir bilgisayar başında göstereceği her türlü tepki göz önünde bulundurularak kendi kendine öğrenme hızına göre kullanabileceği öğretim türü, bu soruna ilişkin uygulama ve araştırma alanı olarak da tanımlanabilir. Bilgisayar destekli öğretimi hatırladıktan sonra bilgisayar destekli dil öğretiminden bahsetmek istiyorum sizlere. Bilgisayar destekli dil öğretiminin başlangıç aşamasında bilgisayar teknolojilerinin kısıtlı olanakları eğitim bilimsel seçenekleri oldukça sınırlıydı. Günümüzde ise bilgisayar destekli dil öğretimi dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler için üst düzeyde etkileşimli öğrenme ortamları oluşturmak amacıyla ileri teknolojinin olanaklarından yararlanmaktadır. Yüksek hız kapasiteli ağlar, statik kültürel kaynaklara ulaşım olanağı sağlanmakta ve öğrencilerin öğrenilen dili, ana dili gibi konuşmasını sağlamaktadır. Ve bu ana dili gibi konuşmayı sağladıktan sonra aynı düzeyde diğer insanlarla etkileşime geçmesini de sağlamaktadır. Bir eğitim planına uyarlandığı durumlarda bu yeni teknolojiler öğrenme olanaklarının daha önce hiçbir şekilde mümkün olmayan derecede arttırır. Yani bir dil öğretimini tıpkı ana dilimiz gibi öğrenmeyi sağlar diyebiliriz. Bilgisayarın aktif olarak bir öğrenim ve öğretim aracı olarak kullanımı özel olarak geliştirilmiş programlarla mümkündür. Hatta daha önceki derslerimizde de değindik, bu programlara uygun yazılımlar olmalıdır. Hatta bu yazılımların kalitesinin arttırılması gerektiğinden bahsetmiştik. Öğretim amaçlı bu uygulamalar kullanıldığında öğretim sürecinde bilgisayar öğrenci ile çeşitli biçimlerde etkileşir. Program her konuyu sunar, öğrenciyi yönlendirir. Bu programlar ağırlıklı olarak kişisel öğrenim amaçlı programlardır. Hatta şundan da bahsetmiştik. Örneğin herhangi bir alıştırma yapıldığında bilgisayar öğrenciye anında dönüt imkanı sağlar. Daha sonra öğrenip öğrenilmediğini bu şekilde test ediyordu bilginin. Bu tip programlara örnek olarak Windows öğreticisi veya Multilingual English One programı gösterilebilir. Bilgisayar destekli dil öğretimi disiplinler arası bir alandır. Bilgisayar destekli dil öğretimi, birinci, ikinci dil edinimi, toplum bilim, dil bilim, psikoloji, bilişsel bilimler, kültür incelemeleri, doğal dil işleme gibi alanlarda araştırmaları ikinci dil eğitimine uygular ve bu alanları bilgi işlem, yapay eğitime uygular. Kitle iletişim alanındaki incelemelerle de ilişkilendirilir. Bu alanlar birbiriyle ilişkilendirilirken geliştirilen eğitim bilimsel yenilik ve araştırma alanlarında bir dizi karmaşık etkinliğin gerçekleştirilmesi gerekir. Teknolojinin dil öğrenimi ve uygulamalı dil bilim olarak dil bilim alanındaki araştırmacılar tarafından mesleki konferanslar ve yayınlarda gittikçe artan oranlarda kullanılmaya başlanmasından da anlaşılabileceği gibi dil öğrenimi ve uygulamalı dil bilim alanındaki araştırmacılar bilgisayar destekli dil öğretimi alanındaki çalışmaların önemini arttırmaktadır. Ve bu araştırmacılar eğitim bilimsel yeniliklerden de yararlanarak kendi araştırma alanlarını genişletmektedirler. Türkçe'yi yabancı dil olarak öğrenenler, Türkçe yazılmış çeşitli metin türlerine görsel ve işitsel olarak ulaşma, söz varlıklarını geliştirme,
Çok zengin dil bilgisi araştırmaları, etkileşimsel olarak yapma, bir sözcüğü telaffuzunu ve cümle içindeki kullanım örneklerini görme, çeviri programlarından yararlanma işlemlerini bilgisayar aracılığıyla yapabilmektedirler. Bunun yanı sıra iletişim becerilerini geliştirmek için sohbet arkadaşları bulabilirler. Kütüphanedeki bilimsel yayınlara ulaşabilirler. Daha sonra haber okuma ve dinleme olanaklarından da yararlanabilirler. Ve dille ilgili yetkinliklerini zaman içinde geliştirirler bu tip etkinlikler yaparak. Şimdi bilgisayar destekli dil öğretiminden bahsettik. Bunun disiplinler arası bir alan olduğundan ve Türkçe öğretiminde ne şekilde kullanılabileceğinden bahsettik. Bir de internet teknolojilerini kullanarak yapılan dil öğretiminden bahsetmek istiyorum. Bilgisayar destekli öğretimin yaygınlaşmasına ve popülerleşmesine etki eden bir diğer önemli gelişme de internettir. İnternetin yaygınlaşmasıyla bilgisayarın öğretimde kullanımı ve yeri daha da artmıştır ve birçok kurum ve kuruluş internet üzerinden dil öğretim olanağı sağlamıştır. Ve bunlar için web siteleri geliştirilmeye başlanmıştır. Ülkemizde de çeşitli üniversitelerin hazırladığı dil öğretim programları, yani Türkçe'yi bir yabancı dil olarak öğretmek için hazırlanan programlar vardır. Ben de bunlardan bahsedeceğim. Anadolu Üniversitesi'nin bir programı var. Bu programın tam adı Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programı'dır. Bu program ile ilgili çalışmalara 2006 yılında geniş bir ekiple başlanmıştır. Programın amacı Avrupa ülkelerine göç etmiş 3. ya da 4. kuşak Avrupalı Türklerin ana dillerindeki yetersizlikleri aşmalarına yardımcı olmak ve Türkçe'yi yabancı dil olarak öğrenmek isteyenlerin bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılamaktır. Program Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere 4 dile hizmet vermektedir. Sistem üyelikle çalışmaktadır. Kayıt yaptıranlar öğrenciye kullanıcı adı ve şifre gönderilmektedir. Bu sayede öğrenci sisteme girerek çeşitli öğrenme ortamlarından yararlanmaktadır. Türkçe sertifika programında ders çalışma, televizyon programları, kitap, ders kitabı ve çalışma kitabı, ödevler, eş zamanlı danışmanlık hizmetleri, deneme sınavı, sözlü sınav, yazılı sınav gibi öğrenme ortamları yer almaktadır. Yine bu alanda Ankara Üniversitesi'nin bir çalışması vardır. Hepimiz duymuşuzdur Tömer. Tömer'in yaptığı bu çalışmanın tam adı da şudur. Ankara Üniversitesi Tömer Uzaktan Türkçe Öğrenim Merkezi, kısaltması ÜTOM şeklindedir. Ankara Üniversitesi Tömer Uzaktan Türkçe Öğrenim Merkezi adıyla kurduğu birim sayesinde internet sitesi üzerinden Türk dilini ve Türk kültürünü yaymak ve tüm insanların hizmetine sunmak amacıyla çok ciddi bir çalışma yapmıştır. Uzaktan Türkçe Öğrenim Merkezi ile Türkçe dünyasının herhangi bir yerinden istenilen zaman diliminde öğrenilebilir. Türkçe öğretimi konusunda iyi bir tecrübeye sahip olan Ankara Üniversitesi Tömer'in tüm eğitim programları Uzaktan Türkçe Öğrenim Merkezi aracılığıyla sürdürülebilmektedir. Merkezlerin hedef kitlesi, Türkiye'de öğrenim görmek isteyen öğrenciler, Türkiye ile iş bağlantıları olan çalışanlar ve Türkçe'yi kurallı bir şekilde öğrenmek isteyen Avrupalı Türklerdir. Kullanıcılar kayıt yaptırmak istedikleri kuru belirleyip üyelik işlemlerini tamamlamalarının ardından kullanıcı adı ve şifre alarak derslere başlayabilirler. Kullanıcılar üye olduktan sonra aktif olarak karşılarında Türkçenin kullanımı ile ilgili soru sorabilecekleri öğretmenleri ve sorunlarını çözmek için teknik elemanları hazır bulunmaktadır. Öğrenci ders zamanlarını kendi ayarlayabilir, kendi hızında öğrenim görebilir. Sonrasında bulunduğu yerde hem Türkçe öğrenebilir hem de öğretmen ve diğer öğrencilerle e-posta ve tartışma odaları var.
kurum sonunda kullanıcılara katılım belgesi gönderilmektedir. Sistemin kullanıcıları bitirdikleri kurum sonunda yurt dışında belirli bir yerde sınava girerek sertifika alabilmektedir. Uzaktan Türkçe Öğrenim Merkezi'nde dersler temel, orta ve yüksek olmak üzere 3 ana düzeyde gruplandırılmaktadır. Her düzeyde kendi içinde 3 gruba ayrılmaktadır. Türkçe öğretimine yönelik derslerin tamamı kolaydan zora doğru giden toplam 9 alt düzeyden oluşmaktadır. Her kur için 90 günlük bir süre öngörülmektedir. Kullanıcı bu sürenin sonunda kur sınavına girerek başarısını ölçebilmekte ve bir sonraki kura kayıt yaptırabilmektedir başarılı olması durumunda. Yine Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı bir program vardır. Bu programın tam adı şu şekildedir. Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri Uzaktan Dil Eğitim Birimi. Türkçe dil yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili örgün eğitimin yanında web sitesi ile genel ağ üzerinden de Türkçe eğitimi vermeye yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Ancak programa henüz işlerlik kazandırılamamıştır. Bu çalışmalar hazırlık aşamasındadır. Programın hedef kitlesi Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyen Erasmus öğrencileri veya Avrupa Birliği programlarıyla Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden ülkemize gelen kişiler, yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde okuyan öğrenciler, öğretim elemanları, ülkemizde ticaret yapan şirket çalışanları, Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan Türkler ve Avrupalı Türkler de hedef kitlesi geniş bir kitledir gördüğümüz gibi. Diğer bir program, Dil Bilimi sitesi. Bu sitenin sloganı da adım adım Türkçe öğreniyorum şeklindedir. Yine adında bu bulunmaktadır, bu ibare bulunmaktadır. Program Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi olan yardımcı doçent doktor Mustafa Altun tarafından hazırlanmıştır. Sitede günlük yaşamda Türkçenin kullanımını örnekleyen 6 ünite vardır. Bu 6 ünitenin dışında okuma metinleri, dil bilgisi başvuru kaynakları, eğitici dil oyunları, sözlük ve görsel materyal adları adı altında 5 farklı bölüm ve kaynakça, ayrıca faydalı bağlantılar şeklinde bir içerik bulunmaktadır. Bu uygulama daha çok Türkçe dersine yardımcı olacak bir biçimde etkinlikler içermektedir. Yine son olarak bahsedeceğim bir program daha var. Dilset Yayınları Yabancılara Türkçe Öğretim Akademisi. Yurt dışında ilk öğretim ve orta öğretim düzeyinde öğrenim gören yabancılara Türkçe öğreten kitaplar ve yardımcı dokümanlar hazırlamak amacıyla kurulan Dilset Yayınları tarafından hazırlanan kitapların içerikleri web adresleri üzerinden kullanıma sunulmuştur. Bu dokümanlar arasında ders kitapları, çalışma kitapları, dil bilgisi kitapları, öğretmen kitapları, dinleme CD'leri, etkileşimli CD'ler, okuma kitapları bulunmaktadır. Sitede yabancılara Türkçe öğretime makaleler, sınav hazırlama, izleme testleri, yıllık planlar, posterler, sesli diyaloglar, çocuk şarkıları, Türkçe derslikleri, ders anlatımları, sözün doğrusu, edebiyat sohbetleri, genel kültür, şiirler, radyo tiyatrosu, deyimler, atasözleri, fıkralar, hikayeler, bulmacalar, haberler, başlıkları adı altında yararlı bilgilere ve Türk kültürünü yansıtan bir içeriğe sahiptir. Yukarıda sıralanan internet destekli Türkçe öğretimi uygulamalarının dışında sanal ortamda Türkçenin eğitimi ve öğretimi ile ilgili bilgi kaynaklarına erişim ve tartışma ortamı sağlamaya yönelik ve web adreslerinin de olduğu görülmektedir. Bu web adreslerinden bazıları onlineturkish.com,
Sonrasında TürkçeEğitimdeTeknoloji.com, TürkçeÖğreniyorum.trakyaedu.tr gibi adreslerden, daha birçok adresten bu çalışmalara ulaşılabilir. Bir de son olarak dünya çapındaki bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Rosetta Stone adında bir uygulama. Bu uygulama NASA'da çalışanlara dil öğretmek amacıyla yapılan bir uygulamadır. İçinde toplamda 29 tane dil bulunur. Türkçe de bu dillerden birisidir. Ve program şu şekildedir. Programın içinde 9 ila 11 arasında değişen üniteler ve bu ünitelerin hepsinde de 10 tane konu başlığı vardır. Her dil öğretim programı gibi aşamalardan oluşmaktadır. Yani seviyeleri vardır dil öğretim programlarında olduğu gibi. Bu programda ilk başta tek kelimeyle ifade edilebilecek şeyler öğrenilir. Ne olabilir bu? Atıyorum kız erkek gibi cinsiyetler öğretilebilir bir aşamada veya yine tek kelimeyle ifade edeceğimiz araç gereçlerin öğretimi olabilir. Sonrasında ise cümle kurma veya bir cümlenin soru şekli nasıl olur? Bu tip uygulamalar vardır programda. Program çok yararlı bir programdır. Amacı bir dili ana dili gibi konuşmaktır ve programın sloganı da şudur. Bir insan nasıl ana dilini öğrenirken herhangi bir dışarıdan etkiye ihtiyaç duymuyorsa, ikinci bir dili öğrenirken de çok fazla dış etkenlere ihtiyaç duymaz. Yani ikinci bir dilin öğrenimi de aslında kolaydır, bunu savunuyor ve ana dili gibi Türkçe öğretmeyi amaçlıyor. Şimdi Rosetta Stone uygulamasından bir örnek ve dil setlerinden bahsetmiştim. Onun gösterildiği örnek bir video göstermek istiyorum size. Bu Rosetta Stone'dan bir örnek.
program, Türkçedeki bir kelimelerin nasıl doğru telaffuz edilebileceğiyle ilgili alıştırmaları içermekteydi. Bir kelimeyi yanlış telaffuz ettiğinde burada nice oluşmadı veya doğru telaffuz ettiğinde kelime doğru bir şekilde oraya yazılışını gördük. Daha sonrasında ise cümle kurma, gördüğünüz gibi cümle kurma aşamasına geçildi. Anında dönükler verdi bilgisayar ve böylelikle dil öğrenimi klasik öğrenimin dışında daha zevkli ve daha eğlenceli bir hale geldi. Ve yine bilgisayar destekli eğitimin en güzel yanı olan anında dönüş düzeltme gerçekleşmiş oldu. Diğerlerinin daha da zevkli bir hale geldi. Görsel ve işitsel öğeler bir arada kullanılarak dil öğrenimine yapıldığı bir programdı. Bu programla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Yine dil sesleriyle ilgili bir video izletmek istiyorum size. Arkadaşlar
Arkadaşlar, bugün konumuz internet teknolojilerini kullanarak Türkçe öğretimiydi. Ve bu konuda şunları öğrendik. Farklı üniversitelerin yürüttüğü çeşitli çalışmaları, sonrasında bir dil öğreniminin bilgisayar desteğiyle daha kalıcı ve daha eğlenceli bir hale gelebileceğinden bahsettik. Ve çeşitli materyalleri ve programları kullanarak Türkçe öğretiminin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi vermeye çalıştım. Söyleyeceklerim bu kadar konuyla ilgili.